ve girizgah. İstanbul Ansiklopedisi. İstanbul'un cami, mescit, medrese, mektep, kütüphane, tekke, türbe, kilise, ayazma, çeşme, sebil, saray, yalı, konak, köşk, han, hamam, tiyatro, kahvehane, meyhane, bütün yapıları, devlet adamı, alim, şair, sanatkar, iş adamı, hekim, muallim, hoca, derviş, papaz, keşiş, meczup, nevcivan, nigar, hanende, sazende, çengi, köçek, ayyaş, derbeder, pehlivan, tulumbacı, kabatayı, kumarbaz, hırsız, serseri, dilenci, katil, bütün şöhretleri, dağı, bayırı, suyu, havası, mesire yerleri, bahçeleri, bostanları ve ilah, bütün tabiat güzellikleri ve coğrafyası, sokakları, mahalleleri, semtleri, yangınları, salgınları, zelzeleleri, ihtilalleri, cinayetleri ve dillere destan olan aşk maceraları. İstanbul halkının devir devir adet, anane, giyim ve kuşamı. İstanbul argosu. İstanbul'a ait resimler, şiirler, kitaplar, romanlar, seyahatnameler, İstanbul'a gelmiş yabancı şöhretler. Bu cildi babam muharrir ve muallim, Ekrem Reşat Bey merhumun adına ithaf ediyorum demiş. Reşat Ekrem Koçu. Bu da Profesör A. Gabriel'e göre yapıldığı devirde Anadolu Hisarı. A. Aba, abacılar. Kaba ve kalın bir nevi kün, yünlü kumaş ve bir kumaştan yapılan esvap, İstanbul'da bilhassa küçük esnaf ve ayak takımı ile dervişler, hal ve vakti icabı çuha giyinmesi lazım gelirken yaratılışının dervişane tevazuunu feda edemeyen kimseler tarafından kullanılırdı. 17. asır ortalarında İstanbulluları kendine mahsus zarif kıyafetlerini hayran bırakmakla meşhur Abaza Mehmet Paşa, bir seferinde kendisini taklit eden devrin hükümdarı 4. Murad ile beraber birer kat aba cepken yaptırmışlardı ki bu abaza kesimi aba cepkenler büyük şehirde derhal moda olmuştu. Alemdar Mustafa Paşa sadaretinde Sekban Ocağı kurulduğunda neferlere aynı biçimde aba, dizlik ve tozluk yaptırılıp giydirilmişti. Aba'dan şalvar, cepken, yelek, cübbe, yağmurluk, salta, potur, mest, terlik yapılırdı. Kalın kumaş olan aba İstanbul halkının sırtında bilhassa kışın görülürdü. Ortalık soğumaya başlayınca abaları sandıktan çıkarmalı denilirdi. Enderunlu Fazıl demiş ki, bilinir kadri aba mevsimi baran olsun. Diyor. Servet sahibi kibar kimseler nazarında da aba giymek yoksulluk alameti bilinirdi. Sümbülzade Vehbi lütfiyesinde gençlere şöyle nasihat ediyor. Mali mevcudu idüb mahvü heba yakışır mı giyesin sonra aba? Abacılık İstanbul'un küçük el sanayi arasında büyük şehre has bir şöhret yapamamıştı. Eski narh defterlerinde ve esnaf nizamnamelerinde abacıların abanın sıkını ve iyisini işleyip satmaya mecbur oldukları yazılıdır. Evliya Çelebi abacıları kapalı çarşı esnafının en namlılarından ve eski bedestenin dış esnafından gösteriyor yine onun kaydına göre 17. asır ortalarında İstanbul'da 300 dükkanda 700 abacı işlermiş. Esnaf alaylarında da eski bedestendilerle beraber geçerlermiş. Geçen asır sonlarına doğru abacılar zindan kapısı ile onun kapısı arasında toplanmışlardı ki şehir rehberi haritasında zindan kapı caddesi diye gösterilen yol son zamanlara kadar halk ağzında abacılar caddesi diye anıla gelmişti. Abayı yakmak tabiri halk ağzında mecazen aşık olmak, bir güzele vurulmak manasına gelirdi. Abası yanık da aşık demektir. Yeni nesiller tarafından unutulmuş güzel tabirlerdir. Dar meselelerimiz arasında da abacı, gebeci, senneci diye bir söz vardır. En küçük bir alakası olmadığı halde herhangi bir işe, meseleye, söze müdahale edenlere, karışanlara karşı söylenirdi. Abacı Aralığı. Fatih kazası Karagümrük nahiyesinin Kariye Atik Ali Paşa mahallesindedir. Edirne Kapı tramvay durağı Kavsi'nin yanında Mihriman Mihrimah Camii'nin karşısına düşer. Fevzi Paşa tramvay caddesi ile Kariye Yahanesi sokağı arasında üzerinde ahşap ve beton birkaç ev ve meydanımsı birkaç arsa cadde kavşağının sağ başında bir dükkan bulunan henüz tanzim edilmemiş toprak bir sokaktır. Abacı Çeşmesi Süleymaniye altında kendi adını taşıyan sokaktadır. Destari Mustafa Paşa tarafından 1608 Hicri 1007 yılında yaptırılmıştır. Kesme taştan klasik üsluptadır. Güzel bir celihat ile bir beytlik tarih kitabesi vardır. Hükmü bu Mısra'ya Mısra binayı çeşmeye tarihtir. Abi Safi aktı sayi Mustafa Paşa ile. Suyu kesilmiş, teknesi kaldırımla bir olmuş, lülesiz harap bir haldedir. Üzerinde ahşap ve harapça bir ev vardır. Abacı Çeşmesi Sokağı Süleymaniye'nin altında Eminönü kazasının küçük pazar nahiyesinin Hoca Gıyasettin Mahallesi'ndedir. Vefa Caddesi ile Sarı Beyazıt Caddesi arasında hafif meyilli, mukavves, bir araba rahat rahat geçebilecek kadar geniş, kaba taş döşeli ve bozukça bir sokaktır. İnerken sağda biri isimsiz, biri Sarı Beyazıt çıkmazı adında iki çıkmaz sokak vardır. Ortasına yakın bir belediye sokak feneri bulunmaktadır. Evleri haşap, sekenesi umumiyetle bozuk bir Arapça ile konuşan Cenub vilayetleri halkıdır. Alt başındaki köşede yine onlardan 3-5 ailenin apartman gibi oturduğu, geçen asır sonlarının tipik yapılarından bir konak yavrusu vardır ki kapısı Sarı Bayazıt Caddesi üzerindedir. Abacı dedi 18. asırda Üsküdar'da büyük şöhret sahibi cezbeli dervişlerdendir. 1700 Hicri 1112'de ölmüş, Üsküdar'da kendi adını taşıyan sokaktaki türbesine gömülmüştür. Rivayete göre türbeyi Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa yaptırmış fakat şimal rüzgarları karşısında bulunması ve uzun zaman tamir edilmemesi yüzünden çok harap olmuş. Bir ara mahalleli tarafından küçücük bir baraka halinde tamir ve ihya edilmiş ise de yeniden harabiyeye yüz tutmuş. Bugün kaplamaları sökük, bazı yerleri tenekelerle yamalı, çatısı çökmek üzere bir viranedir. Abacı Dede Sokağı. Üsküdar'da Çavuş Deresi'ndedir. Çavuşdere Caddesi'ni Nuh Kuyusu'na bağlayan Bağlarbaşı Caddesi'nin altı oldukça dik bir yokuştur. Çavuş Deresi'nden gelindiğinde ve yokuş yukarı yüründüğüne göre Abacı Dede Sokağı soldaki ilk sokaktır. Sırtın Çavuş Deresi'ne bakan yamacında hemen dümdüz uzanan bu sokakta 30'dan fazla ahşap ev ve bostan yavrusu bahçeler vardır. Sekenesi mütevazi gelirli, küçük memur ve esnaf işçi aileleridir. Mevsim yaz ise sokakta oynaşan çocukların hemen hepsi yalın ayaktır. Top taşı meydan sokağı ve teki arkası sokağı ile birlikte Birer dört yol ağzı yaparak kesişir. Sonu da çıkmazdır. Kaba taş döşeli ve bozukça bir araba rahat geçebilecek kadar geniştir. Adını üzerinde bulunan Abacı Dede Türbesi'nden almıştır. Bu sokaktan İstanbul'un Beyoğlu ile Beşiktaş arasındaki sırtların güzel bir görünüşü vardır. Abacı Halim Sokağı Şehir idare taksimatına göre Beyoğlu kazasının Hasköy nahiyesinin Sütlüce Mahallesi sokaklarından ise de Halıcıoğlu'nun arkasındaki Çıksal'ın tepesindedir. Belediye şehir rehberi haritasında Elvan Direk Sokağı'nı Büklüm Sokağı'na bağlar gösterilmiştir. Ahretlik sokağı da bir dirsek çevirerek Elvan Direk sokağı kavşağından itibaren Kudüm sokağı adını alır. Halbuki aslında Ahretlik sokağının Elvan Direk sokağı ile olan kavşağından sonra Kudüm sokağı değil Abacı Halim sokağı başlar. Altta kalan ve henüz tanzim edilmemiş patikamsı bir yol olan Kudüm sokağının Ahretlik sokağı ile kavşağı yoktur. Kudüm sokağı ayak iziyle açılmış bir yol halinde uzanarak Peştemacı sokağının alt başına kavuşur. İki araba geçebilecek kadar geniş olan Abacı Alim Sokağı eskiden kaba taş döşeliymiş. Tamamen bozulmuş bir toprak yolu haline gelmiş. Evleri birer ikişer katlı, bahçeli, tuğla ve ahşap yapılardır. Bu sokakta 3-4 tane akasya ağacı vardır. Halkın mütevazı gelirli ailelerdir. Çık Salın Bayırı'nın hemen en yüksek yerinde bulunan bu sokağın Halice, Eyüp bile Defterdar arasına Rami'den Edirne Kapı'ya kadar uzanan sırtlara harikulade bir nezareti vardır. Bilhassa Edirne Edirne Kapı'daki Mihrimah Camii ile Edirne Kapı Mezarlığı servilerinin gökyüzüne düşen silüeti pek güzeldir. Sabah ışığında ve akşama doğru bu panoramanın seyrine doyum olmaz. Abacılar Sokağı Fatih kazasının Karagümrük nahiyesinin Hatice Sultan Mahallesi'ndedir. Edirne Kapı'da Mihrimah Camii'nin dış harem avlusu duvarı ile Fevzi Paşa Tramvay Caddesi arasındadır. Bir kısmı da Arabacılar Sokağı adını taşımaktadır. Vaktiyle kaba taş döşeliymiş. Şimdi toprak sokak denilecek kadar harap haldedir. Yüksekte olan Mihrimah Camii'nin duvarına dayanmış ahşap ve tuğla, tuğla kulübelerle büyükçe bir ahşap ev, büyükçe ahşap bir evin üst katı kesilip çatı gibi örülmüş harap fakat yoksul aileler barınan enkazı ile karşılarında bir sıra tuğla ve ahşap evler vardır. Arabacılar Sokağı'nın başı, bugün bir imalathane olarak kullanılan Mimar Sinan yapısı Mihrimah Sultan Hamamı karşısındadır. Abacı Latif Sokağı, Beşiktaş kazasının Beşiktaş Merkez Nahiyesi Vişnezade Mahallesi sokaklarındandır. Spor Caddesi Eski Akaretler Caddesi ile Vişnezade Cami önü sokağı arasındadır. Kaba taş döşeli ve bozukça bir sokaktır. Spor caddesinden girildiğine göre evvela iki araba geçebilecek kadar genişçe ise de ortasına yakın sağ kola düşen evlerden bir kısmının öne doğru çıkarak vücuda getirdiği bir dirsekle bir arabanın anca geçebileceği kadar daralır. Bu evlerin hemen hepsinin kapıları önünde sokağa taşmış mermerden ve kaba taştan basamaklar vardır ki bu yola çok eski İstanbul'u hatırlatan bir şirinlik vermektedir. Vişnezade Camii önü sokağı ile kavşağında bir belediye elektrik feneri vardır. Abacı Mahmut Sokağı, Fatih kazasının Samatya nahiyesinde Kürkçübaşı mahallesindedir. Sulu Bostan Sokağı ile Cerrahpaşa Cami Sokağı arasındadır kaba, taş döşeli ve bozuk bir araba rahat rahat geçebilecek kadar geniş ve iki hava gazı feneriyle tenvir edilmiştir. Üzerinde üçer dörder odalı 30 kadar ahşap ev ve bir bostan vardır. Yalnız 5 numaralı ev kübik üslupta beton yapıdır. Abacıoğlu 17. asır ortalarında namlı armatörlerden gemileri İstanbul ile Karadeniz limanları arasında sefer ederdi. Abacı mescidi Samatya'da Davut Paşa iskelesi civarındaydı. Yaptıran meçhuldür. Bugün mevcut değildir. Bitişiğinde de İstanbul'un azamet ve güzelliği dillerde dolaşmış İspanakçızade Mustafa Paşa konağı vardı ki Samatya yangınlarından birinde yandıktan sonra yeri uzun zaman Ispanakçı viranesi diye anılmıştır. Bugün de Abacı Mescidi'nin ve bu meşhur konağın bulunduğu sokak Ispanakçı viranesi sokağı adını taşır. Samatya'nın Cerrahpaşa ve Kasabilyas mahalleleri arasındadır. Ispanakçı Viranesi Sokağı ve Cerrahpaşa Mahallesi Abai Mescidi Davut Paşa iskelesinde Kasabilyas mahallesinde bu mahalleyi Kürkçübaşı mahallesinden ayıran Bekar Bey sokağında ve Bekar Bey tekkesinin yanındaydı. Bugün yalnız mihrap duvarı ile minare kaidesi kalmış bir harabedir. Karşısında Şehla Ahmet Paşa'nın taş mektebi vardır. Bu mescide 17. asır ortalarında Sultan İbrahim zamanında yaşamış Rifai şeyhlerinden Süleyman Abai yaptırmıştı ki Bekar Bey Tekkesi adıyla meşhur Rifai dergahının da banisidir. Banisinin kabri tekkenin alt odalarından birindeydi. Tekke son şeyhin varisleri tarafından yıkıcılara satılıp yıkılırken türbedeki diğer sandukalarla beraber kaldırılmıştır. Abalıoğlu, Nadir Nadi Cumhuriyet gazetesinin sahiplerinden ve baş muhariri, 1908'de İstanbul'da doğdu. Yunus Nadi'nin büyük oğludur. Galatasaray ve Ankara liselerinde okumuş, yüksek tahtisilini Avrupa'da görmüş. Viyana ve Berlin üniversiteleriyle Berlin Gazetecilik Enstitüsü'ne devam etmiş, Lozan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Fakültesinden diploma almıştır. Daha tahsil çağlarında henüz 17 yaşındayken kalem sahibi olmuş, babası tarafından kurulmuş Cumhuriyet Gazetesi'nde müzik tenkidileri yapmış ve bu yazılar bu sahada otorite bilinenler tarafından büyük takdir görmüştür. Aslında ise kendisi musikiye karşı fıtri bir istidada sahipti. Keman dersleri alırdı ve bu saz üzerindeki hakimiyeti konser verebilecek derecede ilerletmişti. 1935'ten sonra yine aynı gazetede fıkralar garp musikisi üzerine ciddi tetkike dayanan makaleler babasının hastalığında da gazetenin baş makalelerini yazdı. Yunus Nadi'nin ölümü üzerine de Cumhuriyet'in baş muharirliğini aldı. Müstakil siyasi yazarlarımızın arasında fikir hürriyetinin müdafi olarak mümtaz bir mevki vardır. 1950 mebus seçiminde Demokrat Parti listesinde İstanbul'dan müstakil aday gösterildi ve İstanbul milletvekili seçildi. 1954 seçiminde yine aynı partinin listesinde ve müstakiller arasında ikinci defa meclise girdi. Fakat az sonra Yeni Basın Kanunu üzerinde demokratlarla kesin fikir ayrılığına düştü. 1957 seçiminde 1957 seçimine girmedi siyasi hayatta sahiplerinden bulunduğu Cumhuriyet Gazetesi'nin baş muharriri olarak kaldı. Abalıoğlu, Yunus Nadi İkinci Abdülhamit istibdadının sonlarından zamanımıza kadar geçen devir içinde Türk gazeteciliğinin seçkin şöhretlerinden iş ve politika adamı Türkiye'nin en buhranlı ve kara günlerinde kalemini milli birlik aleyhinde çalışan bozguncu ceryanlara karşı kullanmış büyük muharrirdir. 1879 Haziran'ında Muğla'nın Fethiye kasabasında doğdu. Babası bu kasabanın eşrafından Hacı Halil Efendi'dir. Aileleri de Abalı Zadeler diye anılırdı. İlk tahsilini baba evinde hususi olarak gördü ve henüz 10 yaşlarındayken oğlunun tahsil ve terbiyesine çok dikkat eden Hacı Halil Efendi tarafından Rodos'taki Medrese-i Süleymaniye'ye gönderildi. O zamanlar Rodos'taki Medrese-i Süleymaniye'nin büyük bir şöhreti vardı. Bu medrese Abdülaziz devrinde adaya sürgün olarak gelmiş Ahmet Mitat, Ebu Ziya Tevfik ve arkadaşları tarafından kurulmuş, programları da kendileri tarafından zamanın ihtiyaçlarına uygun olarak tanzim edilmişti. Küçük Yunus girdiği yıldan birincilikle şehadetname alıncaya kadar Rodos Medrese-i Süleymaniyesi'nin çok çalışkan bir tabelesi, tale talebesi oldu evvela sınıf arkadaşlarına kıymetli bir müzakereci olarak tanındı. Sonra yardımcı muallim olarak çalıştı. 1896'da 17 yaşındayken hem ilmiye icazetnamesi hem de Arapça, Farsça ve Fransızcadan lisan şehadetnamesi aldı. Sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray Sultanisi'ne yazıldı. Çalışkanlığı ile muallimlerinin takdirlerini kazanmış bir Talebeyken Fransızcasını biraz daha ilerletmek arzusuyla Saint-Benoît Mektebi'ne girdi. 1900'de bir müsabaka imtihanı ile dördüncülükle İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi'ne yazıldı. Pek az sonra da gazeteciliğe heves etti. Gazeteci olarak ilk çalıştığı müessese malumat oldu. Burada mehrum Ahmet Rasim ve Ekrem Reşat ile tanıştı ki, İkisine karşı da yarım hasra yakın bir zamanın safiyetini bozamayan necip bir vefakarlık gösterdi. Daha ilk yazılarında milliyet meselesinde titizlik davasını gütmesi, sansürün gözünden kaçan kısımlarıyla bile genç muharririn adı etrafında bir alaka uyandırdı. Fakat istibdat aleyhinde ulu orta konuşması kendisini şüpheli şahıslar listesine soktu. 1901 kışında da Abdülhamit aleyhinde kurulmuş gizli bir cemiyetin azası bulunmak suçuyla tevkif edildi. İki ay Beşiktaş Karakolhanesi'nde yattıktan sonra görülen muhakemesinde Bodrum Kalesi'nde 3 yıl Kalebentli'ye mahkum oldu. Fakat Bodrum'a sevk edilmek üzere İzmir'e çıkarıldıktan sonra ceza yeri Midilli Kalesi'ne değiştirildi. Midilli kalesindeki mahkumiyetini doldurduktan sonra da memleketinde sürgün olarak oturtuldu. İstanbul'a meşrutiyetin ilanından sonra dönebildi. Bir taraftan hukuk fakültesinin son sınıf imtihanlarını vermeye hazırlanırken, diğer taraftan Ebu Ziya kurduğu Tasviri Efkar'ın yazı ailesine girdi. Bir ara İktam gazetesine makaleler yazdı. İttihat ve Terakki Fırkası'nın en faal kalem sahiplerinden biri oldu. 1910'da Selanik'e giderek bir seneye yakın Rumeli gazetesini idare etti. İkinci meşrutiyetin ikinci seçim devresinde de büyük bir ekseriyet ile Aydın mebusu oldu ve tasviri efkarın baş muharrirliğini aldı. 1918'de Yeni Gün gazetesini kurdu. Mütareke yıllarında imzası temiz vata vatanperverliğin tercümanlarından biri oldu. Bu cesur gazeteci düşmanın işgal ettiği payitahtta her tehlikeyi göze alarak matbaasını Ankara'ya kaçırdı ve yeni günü milli mücadelenin merkezine çıkarmaya başladı. Kendisi de Büyük Millet Meclisi'nin birinci seçim devresinde Muğla mebusu seçildi. Ankara'da çıkan yeni gün Türkiye inkılabı tarihinde parlak hatırası olan bir gazete oldu. Cumhuriyet'in ilanından sonra 7 Mayıs 1924'te İstanbul'da Cumhuriyet Gazetesi'ni kurdu. Son yıllara gelinceye kadar da Türkiye'nin baskı sayısı en üstün olan gazetesinin başında bulundu. Büyük Millet Meclisi'nin 6. devre seçimine kadar Muğla mebusu olan Yunus Nadi Abaloğlu, kendisini çok üzen müzmin bir taş hastalığı yüzünden siyasi hast hayattan çekildi ve gazetesinin baş muharirliğini Büyükoğlu Nadir Nadi'ye bıraktı. 1945'te tedavi için gittiği İsviçre'de vefat etti. Naaş'ı İstanbul'a getirilerek Edirne Kapı şehitliğinde aile makberesine defnedildi. Cumhuriyet gazetesi 1946'da Yunus Nadi mükafatı adı ile ve her sene ayrı mevzuda kalem sahiplerine dağıtılmak üzere bir müsabaka tesis etti. Birinciye 1000, ikinciye 500 ve üçüncüye 250 lira verilen bu müsabakalar fikir ve sanat alanında büyük teşvik olmuştur. Abonos Sokağı Beyoğlu kazası merkez nahiyesinin Hüseyin Ağa Mahallesi'nde Balo Sokağı ile Sakız Ağacı Caddesi arasındadır. İstanbul'un umumi evleri bu sokaktadır. 2. Abdülhamit zamanında burada kendi halinde Rum aileleri otururdu. Beyoğlu kafe şantanlarında çalışan yahut tiyatro ve at cam türlü, türlü hünerler gösteren Avrupalı ecnebi sanatkar, ecnebi sanatkardır. Kilit Sokağı'nın Tarlabaşı Caddesi kavşağındaki köşede bulunan kahvehane de bu çeşit bir yerdir. Büyük Bayram Sokağı ile Tarlabaşı Caddesi arasındaki Toprak Lüle Sokağı, Abonoz ile bir dört yol ağzı kavşağı yaparak kesişirler. Burada da dost tutmuş günahkar kadınlar oturur. Birinci Cihan Harbi'nde bu sokaktaki evlerde umumi evdi. Bunların içinde de 5-9 numaralı Nikolaidis'in evi pek namlıydı çiçekli güzel bir bahçesi, bahçesinde de bir havuzu vardı. Rivayetlere göre adına aile namusu dediğimiz mukaddes kıymete hürmet ederek kaydetmediğimiz bir harp zengini haftada birkaç gece bu eve gelir, masallarda olduğu gibi kadınları soyar, havuza altın saçarak onların çılgın bir hırsla suya atılıp çırpınmalarını seyredermiş.'' Bu eğlencelerde piyasanın en meşhur sazende ve hanendeleri de hazır bulunurlarmış ki o zamanlar bu sokağın adı Lale Sokağı'ydı. Bugünkü Abanos Sokağı Cumhuriyet Ahlak Zabıtası'nın sıkı kontrolü altındadır. Eskiden fuhuş rezaletleri kapılardan sokağa taşardı. Zurna ve laterna sesleri gazeller, naralar günün her saatinde ortalığı inletir, hovarda sarhoşlar pencerelere tırmanır, kadınlar yarı çıplak, sok çıplak, sokaklara dökülür, geceleri Beyoğlu ve civarının uçarı kapukları, fenerler ve laternalarla alay gösterip geçerlerdi. Ev kapılarının müşterileri açılma saati de tahdit edilmemişti. Sabaha kadar herhangi bir kapıyı açtırmak için paralı olduğunu hissettirmek kafiydi. Abonoz Sokağı'nın meşrutiyetten 1. Cihan Harbi'ne kadar süren ilk zamanlarında Balo Sokağı'nda birkaç bakkal ve kahveci vardı. Bunlar evlerde felaket zede kızlara yüksek faizle para verirler, tefecilik ederlerdi. Hepsi çok para yapmış zengin olmuşlardı. Piyasanın düşük kıymetteki sazendeleri de her sabah erkenden gelip bu kahvehanelerde otururlardı. Evlerden herhangi birine yağlıca bir müşteri düşüp davet edilmelerini beklerlerdi. 10 yıl kadar evvel Cumhuriyet hükümeti abonozdaki umumi evleri kapattı ve içindekileri dağıttı. Fakat ahlak zabıtasının ileri sürdüğü ciddi tehlikeler karşısında umumi evlerin yine bu sokakta toplanmasına karar verildi. Abası Yanık, Said Faik Çocukluğu 1. Cihan Harbi'ne rastlayan neslin edebiyatımıza mal olmuş eşsiz kıymetlerinden Eserlerinde büyük şehrin her gözün göremeyeceği köşeleri ve portreleri, portreleri yaşayan hikayeci ve romancı. 1906'da Ada Pazarında doğdu. Babası Mehmet Faik Abası kerestecilik, bilhassa ceviz kütüğü üzerine iş yapan iffet ve namusuyla tanınmış bir tüccardı. Onun babası sayıda, Adapazarı'nda Ada Pazarında dükkanı kasabanın şöhretlerinden, ilim ve irfan sahiplerinin toplandığı bir yer olan kendisi de zarafetiyle tanınmış bir kahveciymiş. Anası Makbule Hanım Eşraf'tan Hacı Rıza Beylerin kızıdır. Aile Abasız oğulları diye anıla gelirken soyadı kanun çıktığında Said Faik'in arzusuyla abası yanıklar olmuştur. Genç Edip'in çocukluğu Ada Pazarında geçti. Orta tahsilini 10. sınıfa kadar İstanbul Lisesi'nde yaptı. 1925'te Bursa Lisesi'ne ücretli yatılı talebe olarak gitti. 1928'de bu mektepten diploma aldı. İstanbul Darülfünun'u Edebiyat Fakültesine girdi. Fakat muhite ısınamayan ruhunun hürriyetini bir Darülfünun diplomasına tercih ederek devamdan vazgeçti. 1931'de babasının arzusu üzerine yüksek ticaret tahsili gayesiyle ve deniz yoluyla Venedik'ten geçerek Lozan'a gittiyse de bu şehirde ancak 15 gün kaldı. Ticaret tahsili projesinde İsviçrelileri can sıkıcı insanlar bulduğu için feda etti. Fransa'da Grenoble geçti ve 3 yıl kendi tabiriyle ile Adapazarı, Bursa ve İstanbul kadar sevdiği ısındığı bu Fransız şehrinde kaldı. Grenoble ile Paris, Strasbourg, Lyon, Marsilya ve Milano arasında hayli dolaşan Said Faik'in en sevdiği yerlerden biri de Marsilya oldu. Bu büyük Akdeniz limanı en kötü otellerinde aylarca misafir olan genç adamın üzerinde derin izler bıraktı. Deniz işçilerinin kalabalığı arasında yaşamak Said Faik'e iş altında ezilen insanlarda vücut yapısıyla yüz çizgilerinin güzelleştiğini öğretti. 1935'te Avrupa'daki ikametini kafi gören babası tarafından geri çağrıldı. Orta Avrupa'dan Tuna yolu ile Romanya üzerinden İstanbul'a döndü. Bu sıralardadır ki merhum Kenan Hulusi'nin delaletiyle Milliyet gazetesinde ilk hikayesi çıktı. Bunu Ankara'da Yaşar Nabi'nin Varlık Mecmuası'na yolladığı hikayeler takip etti. Bir arada devamlı olarak Vakit gazetesine yazdı. Bunların bir kısmını Semaver adıyla topladı. 1938'de deniz yoluyla tekrar Fransa'ya gittiyse de Marsilya'da pek az kalarak döndü. 1939 1. teşrininde Necip ve Şefik bir babanın ölümü acısını tattı. Bu baba oğlunun her de halini genç bir muharrir kıymetine yakıştırmış ve hoş görmüş bir adamdı. Said Faik bir müddet babasının İstanbul'daki ticarethanesinde ceviz kütüğü ticaretine devam etmek istedi fakat başaramayacağını pek çabuk anladı. 1939'da Çığır Kitabevi tarafından Sarnıcı, 1940'da yine aynı kütüphane tarafından Şah Merdan'ın neşredildi. Bu küçük hikayeleri 1944'te bir roman Medar-ı Maişet Motoru takip etti. Romanını 1943'te siroz başlangıcı olarak teşhis edilen hastalığında yaz, yazmıştı. Bu tarihten ölümüne kadar geçen 10 yılı irad sahibi hürriyeti içinde kendisini tamamen yazılarına vererek doldurdu. Bir ara 1951'de tedavi için uçakla gittiği Paris'ten canı sıkıldığı için bir hafta sonra döndü. 1950'de Mahalle Kahvesi Hikayeler, 1951'de Kumpanya Hikayeler ve Havada Bulut Hikayeler, 1952'de Havuzbaşı Hikayeler, Son Kuşlar Hikayeler, Medar Maişet Motoru romanının Bir Takım İnsanlar Adile Yeni Baskısı, 1953'te Kayıp Aranıyor ikinci romanı ve Şimdi Sevişme Vakti Adile topladığı şiirleri intişar etti. 1954'te hastalığı birden vahim bir hal aldı ve en olgun verimli çağında vefat etti. Ölüm yılı içinde de Alem Dağı'na var bir yılan hikayeler, az şekerli hikayeler çıktı. Son yazı mirasları da 1955'te Tünel'deki Çocuk Hikaye ve Röportajlar ve 19 1956'da Mahkeme Kapısı Röportajlar adı altında neşredildi. Tek evladı olan Said Faik, Said Faik, sonsuz bir sevgiyle düşkün olan valdesi Makbule Hanım genç edebin kaybından sonra bir Said Faik hikaye armağanı kurmuştur. Bu tesisin ne şekilde idare edildiği hakkında bilgi edinilemedi.